merhaba arkadaşlar. Ben Bilge Proje Öğrencisi 9A sınıfından Sıla. Bugün sizlere tarihin derinliklerinden çok bilinmeyen enteresan bilgilerden bahsedeceğim. İlk olarak fonografi icadının üzücü yanı. Şimdiye kadar kaydedilen en eski şarkılardan birini besteleyen Sıraço Seymour Sullivan, fonografi icadının sevmesine rağmen çok iğrenç ve kötü müziklerin de kaydedilebileceğini düşündü. Nikola Tesla'nın ilginç yanı. Nikola Tesla çok aşırı kilolu insanlardan nefret ediyordu ve bundan dolayı yanında çalıştırdığı bir sekreterini işten kovmuştu. Ve hatta Angelina Jolie de bu hastalığa kapılmıştı. Şimdi de vardı bu hastalık ve aşırı kilo kaybına başladı ama şu an düzeldi. Şimdi 1910 yılında Cambridge Üniversitesi'nde öğrencilerin İngiliz Kraliyet Donanması'na yaptığı oyun. 1910 yılında Cambridge Üniversitesi'nde bir grup öğrenci tenlerini kahverengi boyayıp kılık değiştirerek kendilerini İngiliz Kraliyet Donanması'nda Etnopya İmparatorluğu'nun elçileriymiş gibi tanıttılar. Ve kendiler aralarında Latinoğanca karışımını konuştular ve İngiliz askerlerini onurlandırdılar. Şimdi bunlar da öğrenciler. Birinci Dünya Savaşı'nda esasında bir mesaj güvercini. Mesaj güvercini bir gözünü, bir ayağını ve göğsünden bulmasına rağmen o mesajı ulaştırıp 194 askeri kurtarmıştı. Sovyetler Birliği'nin Amerika'ya yaklaşık 90 kilometrelik bir set çekme önerisi. 1954 yılında Sovyetler Birliği Amerika'ya Bench geçidini kapatmak için 90 kilometrelik bir set önerisi bulundu. Ve bunda Kore'yi ve Japon denizini kapatıyordu ve bundan dolayı ikisi de etkileniyordu. En fazla 30 dereceye kadar ısınabiliyorlardı. Bundan dolayı Amerika bilim adamları bundan dolayı reddetmişti. Sokrat'ın bugüne kadar gelen hiçbir eserin çalışmasının kopyası yoktur. Sokrat hakkında her şeyi onun öğrencileri olan Platon aslında kitaba çevirmişti ve bunları yorumlarıyla Aristoteles'in yorumlarıyla Platon geçirdi. Sokrat'ın öğrencisi, Sokrat'ın öğrencileri de Sokrat'ın öğrencileri de Aristo, Aristoteles ve Kesno. Bu da Sokrates. Korsan baskıdan nasibini alanlar. Chesper'ın oyunları o kadar popülerdi ki oyunların korsan kopyaları yapılıyordu. Muhbirleri bir oyuna gidip o oyunlarda ne konuşulduğu, hızlı hızlı konuşulanları tek tek not alıyorlardı. Ve bu notları alırken arada bir hata yapıyorlardı ve bunlardan oyunlar da etkileniyordu ister istemez. Picasso'nun Mona Lisa tablosunun çalma şüphesi. Picasso, Mona Lisa'yı çalma şüphesinden dolayı birkaç kere tutuklanmış. Ve burada asıl çizen Leonardo da Vinci, o da zaten Picasso. 1952 yılında Albert Einstein, İsrail Devleti başkan olma şeyini sundu. Nesnel gerçeklerin ve bilim adına onu yetiştirdiğini düşünerek insanın üstesinden gelme konusunda yetenek ve şeye sahip olduğunu düşünmediğinden dolayı reddetti. Pi Reis'in dünya haritasında bilinmezleri. Pi Reis'in dünya haritasında Antarktika kıtasının tamamen buzlarla kaplı olmadığını iddia etmişti. Ve zaten milattan önce, 4000 yılından önce Antarktika kıtası tropikal bir iklime sahipti. Ve bunun iddiasını öne sürerek kendi çizdiği haritada da bunu göstermemişti. Ve burası Antarktika kıtası, gördüğünüz gibi burada buzlu olarak hiçbir şey görünmüyor. Korsanlar neden göz bandı takar? Çünkü korsanların tek gözü aydınlık, yani açık olan gözü güvertedeki aydınlığı temsil ediyor. Kapalı olan gözü ise ambardaki karanlığı görmelerini sağlıyordu. Abartılı 1 Nisan şakası. Kendini 1 Nisan şakalarına adayan bir adam bir gün Alaska'daki sönmüş yanardağ plastikler atıp yaktılardan tekrar aktif hale geldiğini düşündüler. Dünyada en çok yol yapan kişinin ehliyeti de yoktu ve araba sürmeyi de bilmiyordu. Ve 1888-1981 yıllarında yaşamış
New York eyaleti ve New York şehri belediyesinde toplam 44 yıl görev almıştı ve göreve 49 yaşında başlamıştı. Zaten 93 yaşında da öldü. Sahibi öldükten sonra 9 yıl boyunca aynı saatte metroda sahibini bekleyen sadık köpek Tokyo'ya gittiğinizde zaten ilk Shibuya istasyonunun kapısında bu köpeğin heykelini göreceksiniz. Ve Japonlar bunun insanlara ve insan ve hayvan ilişkisini göstermek amaçlı koymuşlardı. Bu köpek sahibi bir iş seyahatine gidiyor ve bu iş seyahatinden dönüşte ölüyor. Bundan dolayı aynı yerde 9 yıl boyunca bekliyor ve 9 yıldan sonra zaten kendisi de ölüyor. O kaldığı yerde onun heykelini dikiyorlar. Bu sahibi da zaten 1985'te o yolda sadece 2 araba vardı ve onlar da kaza yaparak onlar da elden kaybettiler. Ne garip değil mi? Koskoca eyalette sadece 2 araba var ve bu ikisi de birbirine çarpıyor. İlk ambulans. Tarihte bilinen ilk ambulans can kurtaran 1792 yılında Napolyon'un özel cerrahı tarafından icat edildi. Ve bu tabut şekline benziyordu. Sadece tekerlekleri vardı. Gördüğünüz gibi. 1900'lü yıllarda bu adamın mesleği uyandırıcılık. Mesela biz şimdilerde elimizde telefon var, herkesin bildiği gibi. Biz kuruyoruz ve onlar sabah bizi uyandırıyor değil mi? 1900'lü yıllarda ise normalde aslında buna saatler var ve bunlarda sahip olmadıkları için bunlar o adama para veriyorlar ve o da gelip sizi istediği saatte uyandırıyordu. Ve gördüğünüz gibi aynadan kendi fotoğrafını çeken ilk kişi. Şimdilerde zaten herkes aynadan fotoğraf çekiliyor. Bundan dolayı bir Alman fotoğrafçı Marta bu arkadaşlar geleceğinden habersiz bir insandı. Bakın gördüğünüz gibi şurada kamera, bu da zaten aynı çekildi. 1903'te Bengali'de kadın iş adamını sırtında taşıyor ve şu an İngilizler kendilerini çok prens, prenses gibi şeyler oldukları için medeniyetleriyle çok gurur duyuyorlar. Ama bence öyle değil. Çünkü bir yaşlı kadının bir genç adamın sırtında taşıması ne demek? Ve gördüğünüz gibi sepette taşıyor. Beni dinlediğiniz için